Merhaba, eleştirileriniz ve yorumlarınızı okuyorum. Bir video yapacağım ama bugünkü konumuz çok ilginç. Gökyüzünden uzaydan bahsedeceğim. Çocukluğum Siirt'te geçti. Yazları damda yatardık ve yattığımız süre içinde yorganı üstümüze çekip gökyüzüne bakar, Samanyolu'na bakar, yıldızlara bakar, hayaller kurardık. Ve tabii ki öğrenme çağımıza geldiğimizde ben şanslıyım çünkü Siirt'te bu işe ilişkin çok önemli araştırmalar yapan bir ustanın, bir bilim adamının diyarıymış Tillo. Orada buna ilişkin 300 yıl önce yapılan bir kitabı okuyarak bilim dünyasına girdim. Marifetname. Kitabın yazarı İbrahim Hakkı, Erzurumlu. Niye Erzurum'dan Siirt'e geliyor ayrı bir konu. Ondan bahsedeceğim. Ama bizim bu topraklarda niye gökyüzüyle fazla uğraşılmamış, niye bizim Türk uzay adamlarımız uzayda değiller diye sorular sorarız zaman zaman. Hayır, bizim gökyüzüyle, uzayla ilgimiz çok eskilerde başlıyor. Anadolu bir defa bu medeniyetlerin temeli. Takiyeddin el-Reşid'i ilk rasathaneyi kuruyor. Ama o rasathane kurulduğundan 5 sene sonra yerle bir ediliyor. Niye? Bağnazlık, dinbazlık dediğimiz dini çıkarlarını arz eden abuk subuk adamlar yüzünden. Ondan sonra ne oluyor? Lagari Hasan Çelebi bayağı barut yüklü bir roket yapıp onu da kendini gökyüzüne uçuruyor. İlk füze denemesi. Ondan 300-400 yıl sonra insan oldu bunları modern teknolojiyle buluşturup uzaya çıkmanın ilk adımları atılıyor. Hezar Efendi, o da kanat takıp boğazı geçiyor. Bütün bunlar bizim insanımızda da var. Ona uygun desteğin olduğu dönemlerde şahlanmışız ama destek diye de köstek olduğu zamanlarda geri kalmışız. Uzaya ve havacılığa olan merakım çocukluk yaşlarımda. Gazeteci, doktor, fotoğrafçı. Bir de uzay adamı olmak istiyorum. Çünkü eve gelen bir dergi var Doğan kardeş. Onun bir bölümü tamamen uzay ve havacılık. O ilk idol gibi yarattığım insanları oradan öğrenmiştim. İbrahim Hakkı dahil olmak üzere. Sonraki yıllarda burada itiraf ediyorum. Havacılık lisesine kaydımı yaptım ama sağlık sorunlarımdan ötürü orada öğrendim. Kabul edilmedim. Havacı olma şansım ne yazık ki doğuştan gerek akciğerlerimde gerek kalp ve dolaşım sistemimdeki arızalardan mütevellit biraz kısılmış, kesilmiş bir arzuydu. Ama havacılığa olan merakım hiçbir zaman bitmedi. Şu arkamda gördüğünüz anti-G dediğimiz uçuş elbisesi. Nerede mi kullanılıyor? İşte uzaya çıkarken. Yani atmosferi geçtikten sonra. Niye? Çünkü yükseldiğimiz zaman kan dolaşım sistemimiz birdenbire bizim o beynimizi beslemesi gereken kanı ayaklarımıza doğru çektiği için G elbisesi hazırlanmış. Bunun hazırlık dönemleri sanırım bir 100 yıl alan bir çalışma. Çünkü insanoğlu hep geçmiş birikimlerin üzerine inşa ediyor her şeyi. Moskova'da tam Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde bir bu elbiseyi bir de bu uzaya ilk adım atan kaskı almıştım. İyi de bir para vermiştim. Nedeni hayallerimdi. Düşünebiliyor musunuz? Gagarin, meşhur uzaya çıkan ilk insan bu kaskın benzerini kullanıp stratosfere çıkmış. Bir diğer pilot da bu elbiseyi giymiş. İşte onları alıp empati yapmak müthiş bir şey. Ve yurt dışına ilk çıkışımla beraber uzay araştırma merkezleri de ilgi alanım oldu. Tabii kendim sağlık sorunlarım nedeniyle bile bile böyle intihar etmek istemediğim için haberci döneminde iki arkadaşım, biri Nevin Sungur, diğeri Meltem İnan, haberci bünyesinde hem uzay eğitiminin verildiği o Sovyetler Birliği döneminin görkemli, sonradan da Rusya'nın en önemli uzay merkezi olan Yıldız bölgesine gidip, o bölge özellikle uzay eğitiminin yapıldığı bir yer. Baykonur'dan önce Rusların kozmonotları yetiştirdiği bir yer. Oradaki eğitimi bize tanıtan belgesel yaptılar. Sonra Nevin bayağı ciddi stratosfere çıktı. Bütün bunları yaparken beni de götürdüler. Çünkü biz takım ruhuyla çalışan bir ekiptir. O ekip ne hissediyorsa inanır mısınız? Ben onları tıpkı o Ay'a, o Apollo 13 gittiğinde NASA'da çalışan görevliler nasıl uzaya fırladılar, astronotları, kozmonotları hissedip aynı anı yaşıyorlarsa ekranlara bakıp, ben de görüntülere bakıp öyle yaşamıştım. Sonuçta iki bölümümüz var. Birincisi, bunlardan ilki, bir kozmonot nasıl yapılır? Kozmonot eğitimi nasıl olur? Onu bize Meltem anlatıyor. Gökhan Acun'la beraber yapmış oldukları bir geziydi. Aynı yere ben daha sonra gittim ama ne o santrifüje girme imkanım ne de meşhur Antonov uçağıyla
yükselip yer çekimsiz ortamı birkaç saniye bile olsa yaşama olayını yaşayamadım ama onlar bana yaşattılar. Bir kozmonotun eğitimi boyunca belki de en fazla uğradığı odalardan birisi de burası. Yani sentrifüj odası. Burada insanların vücudunun aşırı hızla meydana gelen basınca karşı dayanıklılığını artırmak için testler yapılıyor. Kozmonot eğitimi almakta olan kişi şu an içeri girdi, gönderildi. Elinde bir tane de maşa var. Bu maşanın düğmesini hep basılı tutacak. Bu maşanın düğmesini basmayı bıraktığında içeridekiler anlayacak ki kendisinden geçti, bayıldı, daha fazla basınca dayanamadı. Tabii bütün bunlar sağlık muayenesinden sonra yapılan şeyler. Herkes yapar mı? Ben elendiğim için yapamadım. İçimde bir oktaydı. O yüzden bir başka bölümde anlatacağım. Uzaylıları bekleyenlerden biriyim. Ardından bir kozmonotun ilk dönemde aylarca yaptığı, bir kere değil, santrifüjlerden geçiyorsunuz. Ve ardından dikey uçarken birdenbire inişe geçen bir uçakta 20 ile 30 saniye arasında 0 G dediğimiz, 0 yer çekiminin olduğu ortamda adeta uçuyorsunuz. İnanır mısınız? Aynı şeyleri hissetmiştim. Türkiye'den sanırım bazı şirketler son dönemlerde bazı talihlileri götürdüler. O talihliler arasında giremedim. Çünkü olur ya, ilk imtihanda elenme söz konusu olduğu için aynı riski bir daha almadım. Yer çekiminin sağlandığı ortam işte bu uçağın içi. Şimdi gerekli hazırlıklar yapılıyor. Yaklaşık 1,5-2 saat kadar uçacağız. Ve belli aralıklarla yer çekimsiz ortam içeride sağlanacak. Aslında ne kadar tehlikeli bir iş yapmakta olduğumuzu ben yeni yeni anlıyorum. Çünkü bize iki tane form geldiler ve bu formlarda başımıza bir şey gelmesi halinde hiçbir şekilde şirketi veya buradaki çalışanları sorumlu tutamayacağımıza dair bu formu verdiler. Ve şimdi onu imzalayacağım. Paraşütler bize tedbir olarak takıldı. Olur da herhangi bir şey olursa uçakta, bir düşme tehlikesi veya uçağı terk etmek gerekecek olursa öğrettiler. Dediler ki burayı şu şekilde atlayıp burayı çekmem gerekiyormuş. Benim de iyice artık korkmaya başladım bu durumdan dolayı. Umarım bu tür bir aksilik olmaz da paraşüt kullanmak zorunda kalmam. Uçak kalkalı yaklaşık 15 dakika oldu. Gayet heyecanlıyım. Çünkü birazdan gerçekten hava ortamını yaratacaklar. Ben çok heyecanlıyım. Diğer arkadaşlarım gibi ama astronotlara baktığınızda veya kozmonotlara hepsi uyuyorlar, esniyorlar. O kadar çok yaşamışlar ki bu durum. Onlar gayet sakin. Yine de ben heyecanlanmaktan kendimi alamıyorum. İnanılmaz acayip bir his. Öncelikle o hissi sağlayabilmek için sanki üzerinizden bir hava baskısı gibi yere itiyor. Ondan sonra bir anda havalanıyorsunuz ama kesinlikle yani kahvaltı etmediğiniz sabah acayip bir havalı gibi inanılmaz bir bulantı hissi var bende şu an. Fakat acayip daha da devam ediyor şu anda. Tabii bütün bunlar yapılırken G yedim mi? Yedim. Nerede yedim? Sevgili Fatih Kandır'la beraber yamyamlara giderken, hakikaten yamyamlara giderken uçağımız inişe geçtiğinde tamamen bulutlarla örtülü bir platoda kurulu minik havaalanımıza inemedik. Pilot dedi ki arkadaşlar çok yükseleceğim. Cessna uçağıyla bir yükseldi. Orada G'yi yedik. Ne oldu? Kan geldi burnumdan. İşte eğer bu giysi üzerimde olmuş olsaydı, böyle bir kask olmuş olsaydı o G'yi yemezdim. Çünkü pilot kendi oksijenini taktı. Onda hiçbir şey yoktu. Ama biz, ben, Fatih ve rehberimiz iyi bir kanama geçirdik. Eğer biraz daha fazla yükselmiş olsaydık gitmiştik. Şimdi olur ya, savaş uçaklarında pilotlar aşırı irtifa ve aşırı hızlı yükselme ve hızlı inişlerde bir şok geçirir. Tamamen beyin işlevlerini yitirir. İnip çıkmadığını bilmez ve uçak çakılır. Çoğu kazalar bu yüzden olur. O yüzden eski teknoloji halen var. Evet, şu anda ayakkabı bağlarıyla bağlandığı gibi yapılmıyor. Önemli olan kalbin pompaladığı kanın kafada bu bölgede kalmasını sağlamak ki beyin hafıza yitirmesi yapmasın, şok geçirip karar aşamasında bizi doğru yönlendirsin. Çünkü o uçakta, o süratte bir de iniş kalkış varsa yememek için de böyle tedbirleri önceden giysilerimizde, elbiselerimizde. Tabii bütün bunları elbiselerimizi, giysilerimizi yaptık ama uzay çağıyla insanoğlu bütün bunları yaparken çok da telafat verdi. Yani şu anda bütün bu denemeleri yaparken hayatını kaybetmişlerin sayısı da çok ama çok fazla. Bazıları uçak kazalarında, bazıları o G
santrifüjlerinde hayatlarını kaybetmiş. Onları da rahmetle anıyoruz. Az sonra Lightning'e bineceğiz ve Lightning'le o kadar yükseğe çıkacağız ki 60 bin feet yaklaşık bize söyledikleri yükseklik. Orada normal oksijen solumamız imkansız. O yüzden şu anda uçağa sıvı oksijen yapıyorlar. Çok hızlı kalkışlarda, inişlerde, ani yükselmelerde G'yi yememek olası değil. Mutlaka yersiniz ama giysilerinizle, alınan önlemlerle bu minimalize ediliyor. Zaten pilotların eğitimleri o yüzden çok uzun zaman alıyor. Astronotun ve kozmonotun giysisinin maliyeti birkaç milyon dolardan başlıyor. Uzaya çıkanlar için değil. Tıpkı böyle MiG-24'lerde, MiG-29'larda olduğu gibi stratosfere çıkanlarda da aynı şeyler geçerli. Yani o sonunda insanoğlu yaşadığı kozmosun bir parçası olan yeryüzünden ayrıldığında yükseklere de çıksa bir dert, derinliklere de inse bir dert. Derinliklere ilişkin de bir başka video yapacağım, merak etmeyin. Çünkü bayağı daldım. Eğer bu alana ilgi duyanlar varsa, sizi bekleyen alanlar ama zahmetli olduğunu bilmemiz gereken alanlar. Uzayla ilgili olmak sadece uzaya gitmek değil. Bugün NASA'da görevli Türkler de var. Onlardan biri de olabilirsiniz. Ama uzaya gitmek amacınızsa eğer bir takım özelliklerinizle farklı olmanız lazım. Uzay sizi bekliyor. Bir sonraki videoda buluşmak üzere eleştirilerinizi, yorumlarınızı ve abone sayısını artırmanızı bekliyorum.